hocam sizden sonra önce başladık. Ardından da sorularınızı alacağız. Futbolu sonuçlandıran gol. Bugün bizde oyun becerisinin üstüne golü ilave ederdik. Ve golü ilave edemediğimizde özellikle defansif konsantrasyonumuzun daha da sonuca gitmekte zorlandıkça defansif konsantrasyonun bozuldu. Maç haline geliyor. Sezon başından beri de engellediğim günlerde gol üretme konusunda maalesef çok becerili değiliz. Oyunun birçok istatistik bölümünde, top oynama bölümünde varız. Ama oyun golle sonuçlanmadı. Bugün oyuncularımız yine bu oyun oynama becerisini gösterseler de gol becerisini gösteremediler. Ve bu kadar çok gol pozisyonu üretilebileceği bir oyunun kısa bir şekilde bir golü paylaşmakla yetinilir. Maalesef gol olmayınca futbolda sonuç sıkıntı oluyor. Evet. Hocam, pazar günü bir derbi mücadelesi var. Önce bu maçtan geçelim, ondan sonra derbi son sorulara kalın. Son sorulara senin cevabın, sorunun cevabı. Hocam maçın değerlendirmesini yaptınız. Ankara'da uzun yıllar çalıştınız siz Ankara Gücü Gençler Birliği'nde. Ambiyans nasılydı? 19 Mayıs'ta da ve Eryaman'da da ambiyansı. Maçı bir de o şekilde değerlendirmesiniz. Evet. Ankara Gücü taraftarı bugün hem takımını desteklemekle hem de ortaya koyduğu sahiplenme tavrıyla çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir canlı. Ve bugünkü tavırları da olağanüstü. Umarım Ankara Gücü takımı istediği ve hedeflediği sonucu bu sene birlikte alır. Ama stat çok güzel, ambiyans çok güzel. Her şey bugün futbolunda güzeldi. Eleştiri olarak sadece şunu söyleyebilirim. Bizim oyuncumuz için de son dakikalarda meydana gelen vakiyenin gösterdiği kartla ilgili de oyuncularımızı eleştiriyor. Bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Ve bunun cezasını çekeceklerim. Buradan size bir mesaj var. Hocam, yıllar önce size bir soru yönetmiştim. Ankara Gücü'nün Süper Lig'de olmamasını nasıl karşılıyorsunuz diye. Siz de bu konunun bir tez konusu olduğunu söylemiştiniz. Kısa bir cevap vermiştiniz. Şimdi bu soruyu şöyle yöneltiyorum. Fenerbahçe'nin bu sene yaşadıkları bir tez konusu olur mu? Tabii bu sonucu alıyorsunuz ve buradaysanız bunu ciddi bir ama şöyle bir not düşeyim Fenerbahçe, sonuçlardan çok daha farklı bir büyüklüğe sahip. Bunu değerlendirirken Fenerbahçe gibi olmak ve onun gibi sahada davranmak tezinden yola çıkarak hareket etmek lazım. Biz bunlara asla vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun evet, sonucu bulamadık ama Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz. Mustafa sen söyle. Hocam, Türkiye'nin göreceği derbide olacak pazar günü. Bu hafta o maç konuşulacak. Şimdi baktığımızda Galatasaray'da iki önemli eksik var. Sizde bugün bir eksik çıktı. Galatasaray şampiyonluk mücadelesi ve 3 puan için gelecek. Fenerbahçe'nin durumu ortada. Alacağınız bir galibiyet belki de sezonun tesellisi olacak taraftara. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız pazar günü için? Türkiye'deki Fenerbahçe Kadıköy'deki derbiler bizim bayramımız gibi. Sonuçta Fenerbahçe camiasının, taraftarının bir bayram olmasını yaşadığı gecedir. Ve bence bu gecede de çok daha farklı bir ambiyans ve futbol olacaktır. Çok daha farklı bir tavır ve anlayış olacaktır. Futbol adına da ortaya konacak bu tavır umarım geleneğimiz devam edecek ve sonuçları yine geleneğe göre devam ettirecek. Sahada başarılı oluruz. Teşekkürler.